İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Gagik Mgrdichyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Birleşik Krallığın Birleşmiş Milletler temsilcisi, tarafları Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin Artsakh'a Berzor yolu da dahil olmak üzere tüm yollardan girmesine izin vermeye çağırıyoruz. Artsakh'taki insani kriz hakkında İsviçre temsilcisi, durum son derece ciddi, acil bir çözüm bulunması gerekiyor. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti Azerbaycan'ın esir aldığı yedek er için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Şovi afet bölgesindeki kurbanların sayısı artıyor. Uzman komisyonu, Trinkatar antik kentine yeni keşfedilen anıt statüsü verilmesi olasılığını tartışacak. 19 yaşındaki Gagik Mgrdichyan'ın 2019'da askere alınması gerekiyordu ancak maddi sıkıntılar nedeniyle memleketine gelemedi. Annesi çocuğunun Ağustos 2020'de gidişinin çok aceleci olduğunu söylüyor. Gagik vatana olan borcunu ödemeye hemen karar verdi. Rostov'dan uçuş 14 Ağustos'taydı. Pandemi nedeniyle uçak bileti bulmaları oldukça zordu. Gagik, annesinin onunla Doğu Ermenistan'a gelmesine izin vermedi. Gümrü'deki askeri komiserlikte Gagik'in geç kaldığı söylendi ve bu sefer askere gitmesine izin verilmedi. Ancak karara itiraz eden Gagik, askerliğini zaten ertelediğini belirterek sorunun bir an önce çözülmesini talep etti. Gagik, 24 Ağustos'ta askere alındı. Kuraya göre askerlik yeri Cırakan oldu. Gagik ve arkadaşlarının aynı kışlada öldükleri haberi doğru çıkmadı çünkü Gagik ailesine telefon açtı. Gagik, annesine kendisinin ve arkadaşlarının kilisenin bodrumunda saklandıklarını, ellerinde silah olduğunu ancak yanlarında ağır yaralılar olduğunu ve düşmanın kontrolüne geçen bulundukları bölgeden nasıl çıkacaklarını bilemediklerini söyledi. Bu Gagik'ten gelen son telefondu. Arama sırasında yakınları Gagik'i tanıyan yaralı askerler arkadaşlarıyla görüşmeye çalıştı. İkincisi Gagik'in hayatta olduğunu, yaralanmadığını iddia etti. Ancak tam olarak nerede olduğunu bilemediklerini söyledi. Lusine bu kısa sürede birçok kişinin onu tanıdığını ve herkesin Rusya'dan gelen dövmeli çocuktan bahsettiğini söylüyor. Gagik bir dövme aşığıydı. Vücudunda birçok ilginç benzersiz dövme vardı. Göğsünde Ermenice beni sadece Tanrı yargılar yazan büyük bir dövme vardı. Daha sonra oğlunun işkence gören cesedi yakınlarına ulaştığında vücudunda bıçak yaraları vardı ve Allah kelimesi özellikle deşilmişti. Gagik Mgrdichyan ile ilgili makale web sitemizde mevcuttur. Ermenilere yönelik soykırımı Armenosidi örgütlü ve acımasız bir şekilde gerçekleştirmek üzere 1914 yılının Şubat ayında İttihat ve Terakki Merkez Komitesi kararı ile Dr. Nazım, Bahaettin Şakir ve Mithat Şükrü'den oluşan Üçlü Yürütme Kurulu oluşturuldu. Jöntürk üçlüsü olan Talat, Enver ve Cemal, Osmanlı İmparatorluğundaki tüm Ermenilerin sürgünü ve katliamlarının düzenlenmesi ve uygulanmasından tüm sorumluluğa emanet edilen bu komite aracılığıyla faaliyet gösteriyordu. En geniş yetkilere sahip olan komite, Ermenilerin sürgünü ve imhası ile ilgili tüm teknik hususları ayrıntılı olarak çalıştı. Bölgelere göre sürgün tarihleri, sürgün yolları ve yerleri, maksatla toplanma yerleri, imha vesaire. Aynı zamanda Jöntürklerin liderlerinden ve Ermenilere uygulanan soykırımın Armenosid'in ana liderlerinden biri olan Dr. Nazım, partinin gezi toplantılarından birinde Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid ile ilgili nihai karar alındığında şu ifadede bulundu. Ermeni halkı tamamen yok edilmelidir ki ülkemizde Ermeni kalmasın, adı bile unutulsun. Şimdi savaş var, böyle bir fırsat bir daha asla olmayacak. Büyük güçlerin müdahalesi ve dünya basınının gürültülü protestoları gözden kaçacak ve bilseler bile oldu bittiyle karşı karşıya kalacak ve böylece mesele ortadan kalkacaktır. Bu sefer eylemlerimiz Ermenileri tamamen yok etme niteliğinde olmalı. Son kişiye kadar herkesi yok etmek gerekiyor.
bu topraklarda Türk'ün ve sadece Türk'ün yaşamasını ve ayrılmaz bir şekilde sahiplenmesini istiyorum. Hangi milletten ve dinden olursa olsun, Türk olmayan tüm unsurlar yok olsun. Jön Türk Partisi'nin kararıyla oluşturulan sözde özel teşkilat, Üçlü Komitesi'nin emrine sunuldu ve Ermenilere uygulanan soykırımı, Armenosidi gerçekleştirme sorumluluğu kendisine verilmişti. Başkanı bizzat Şakir Bahettin'di. Özel teşkilat, hapishanelerden bu amaçla özel olarak salıverilen suçlulardan oluşan çetelerden ibaretti. Onlar en acımasız suçları işleyebilirdi. 12 Şubat'ta Ermeni yetkililerin görevden alınması, Osmanlı ordusundaki Ermeni subayların tutuklanması ve silahsızlandırılmış Ermeni askerlerden işçi birliklerinin kurulması başladı. Daha 18 Şubat'ta Jön Türk Merkez Organı temsilcisi Bahattin Şakir'in imzasıyla Ermenilerin imhasına ilişkin karar ve plan partinin bölge delegelerine gönderilen mektuplarla iletildi. Azerbaycan tarafından tamamen abluka sonucunda Artsakh'ta insani durumun kötüleşmesine ilişkin olarak Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin talebi üzerine toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil oturumunda Birleşik Krallık temsilcisi yaptığı konuşmada şunları söyledi. Birleşik Krallık, hayat kurtaran ilaç, tıbbi hizmetler ve diğer gerekli malzeme ve malların tedarikini tehdit eden ve yerel halk için insani sonuçlara yol açan Berzor yolunun kesintiye uğramasından derin endişe duymaya devam ediyor. Berzor yolu boyunca her iki yönde de engelsiz hareketin sağlanması için Birleşmiş Milletler Uluslararası Mahkemesi'nin kararına saygı gösterilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Temsilci, taraflara örgütün hayati görevini yerine getirebilmesi için Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin Berzor yolu da dahil olmak üzere tüm yollardan erişimine izin vermeleri çağrısında bulunuyoruz. Tüm taraflar sivil nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardımları siyasallaştırmaktan kaçınmakla yükümlüdür, dedi. İngiltere'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki uluslararası süreçleri, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in ev sahipliği yaptığı son toplantıları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki çabalarını sıcak karşıladıklarını kaydetti ve tarafları kalıcı barışı sağlamak için bu müzakerelerdeki çabalarını iki katına çıkarmaya çağırıyoruz. Tarafları barışa yaklaştırmak, diplomasi ve Birleşmiş Milletler tüzüğü ve ruhuyla mümkündür diye bir açıklama yaptı. İsviçre, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ni ve Bakü'yü 9 Kasım 2020 tarihli bildiride verdikleri taahhütlere uymaya çağırıyor. Ayrıca Bakü'yü Uluslararası Adalet Divanı'nın 22 Şubat tarihli kararına göre Berzor yolu boyunca her iki yönde mal, yük ve insanların engelsiz hareketini sağlamak için mümkün olan tüm önlemleri almaya çağırıyor. İsviçre'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcisi şu ifadelere vurgu yaptı. Şunu da vurgulamalıyım ki uluslararası insani hukukun gerektirdiği şekilde insani yardım faaliyeti yürüten kuruluşların engelsiz erişimi sağlaması gerekir. İnsani yardımın ihtiyacı olan nüfusa ulaşması için insani uzlaşma çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası Kızılaç Komitesi bölgedeki faaliyetlerine engelsiz bir şekilde devam etmelidir. Tarafları tansiyonun düşürülmesine yönelik tedbirler almaya, ilişkilerin normalleştirilmesi ve barış antlaşması yapılması için çaba göstermeye çağırıyoruz. İsviçre her iki tarafta ilgi gösteriyorsa bu çabaları iyi niyetle ilerletmeye kararlıdır. İsviçre insani krizin daha fazla gelişmesinin önlenmesini gücünün sınırları dahilinde sağlamaya kararlıdır. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Uluslararası Hukuk İşleri Temsilciliği Sözcüsü Hasmik Sambelyan'ın Lurer adlı haber ajansına verdiği bilgiye göre Azerbaycan tarafından 16 Ağustos'ta esir alınan asker için Doğu Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin Azerbaycan'a karşı ihtiyati tedbir uygulaması talebiyle Avrupa Mahkemesi'ne başvurduğunu ifade etti. Hatırlatmakta yarar var. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı 16 Ağustos'ta yedek asker GO'nun kendi isteğiyle savaş pozisyonundan ayrıldığını ve onu bulmak için arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Daha sonra Azerbaycan tarafı bir Ermeni askerini tutukladıklarını açıkladı. Bakü, olağan dezenformasyonu yayma fırsatını kaçırmadı ve sözde yıkıcı bir sızma girişimi olduğunu belirtti. Daha sonra Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir grup askerin yedek asker GO'ya nasıl yaklaştığının görüldüğü bir video yayınladı. Azerbaycan askerleri Ermeni askeriyle görüştükten sonra onu tutukladı ve otomobille bilinmeyen bir yöne götürdü. Cavakkın Şovi tatil bölgesinde meydana gelen afet sonucunda bir kurbanın daha cesedine ulaşıldı. 16 Ağustos itibariyle ölü sayısı 26'ya ulaştı. Bu durum Gürcistan İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetimi Servisi tarafından doğrulandı. Şu anda kayıp 7 kişi aranıyor. 3 Ağustos'ta Şovi tatil bölgesinde heyelan meydana geldiğini hatırlatalım. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın Tarihi ve Kültürel Anıtları Koruma Dairesi, Tarihi Kültürel Miras Bilimsel Araştırma Merkezi ve Tarihi Kültürel Rezerv Müzeler ve Tarihi Çevre Koruma Hizmeti adlı devlet kar amacı gütmeyen kuruluşların uzmanları Arakazot'un bölgesinde bulunan Trinkatar Antik Bölgesi'ni ziyaret etti. Bakanlığın yayınladığı açıklamaya göre çalışma grubu 10. yılında sürdürülen ejderha taşları kazı çalışmalarının süreci hakkında bilgi edindi. Anıtların sınırları ve koruma altına alınması planlanan alanların etüdünü yaptı. Bölge temsilcilerine göre alan onlar için her zaman bir ibadet yeri olmuş, bölgedeki ejderha taşları ve kaya kabartmaları ise topluluk tarafından korunmuştur. Hazırlanan belgeler yakın zamanda bakanlığa sunulacak ve Trinkar Antik Bölgesi'ne yeni keşfedilmiş bir anıt statüsü verilmesi ve sit alanı ilan edilmesi için uzman komite tarafından görüşülecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şuşan Haçatıryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Egu İmmanç adlı eseri sunuyoruz. Egu İmmanç İmbastigmanç Batmimasim Sımoku Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.